Günaydın, hayırlı sabahlar, sağlıklı, bereketli, güzel bir gün olsun inşallah. Saatler onu gösterdi, KonTV ekranlarında randevumuz başladı. Tekrar hoş geldiniz. 112 acil servislerinde başlarına neler geliyor, nelerle karşılaşıyorlar? Hepsini bize anlatacaklar. Bizden istedikleri, bizim onlardan isteklerimiz hepsini bugün hanımeninde konuşmuş olacağız. Lütfen siz de bize ulaşın. Bir taraftan da hanımeli mutfağında çok şahane bir tatlı var bugün. Tatlı yiyeceğiz, tatlı konuşacağız değil mi Ülkücüğüm? İnşallah. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün çok önemli konuklarımız var. Evet. 112'den. Onlara hep ihtiyacımız var. Bazen deriz ya hani doktorlar, dişçiler için Allah eksikliklerini göstermesin. Oralara ama da düşünmesin deriz. Evet ama oralara da gitmeyelim, uğramayalım diye. Bugün böyle güzel konuları, bu hizmetleri ve Türkiye'de ilk defa kutlanılan bu haftayı hanım elinde konuşurken bir taraftan da tatlı yiyeceğiz. Bakalım hadi malzeme listemiz gelsin. Sizler de not almaya başlayın. Ekranlarda da tarifimiz görmüş olacaksınız. Bugün midye tatlısı yapıyoruz Ayşegül. Evet. Besleyici, sağlıklı bir tatlı diyeyim her zaman olduğu gibi. Evet. Pekmezimiz, tahinimiz var içinde. Malzemeler bir su bardağı sütüm var. 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı toz şeker, 4 yemek kaşığı tahin, 2 yemek kaşığı pekmez, 2 fincan mıydı? 2 fincan da unumuz, 2 yemek kaşığı da kakaomuz var. Krem şantiyi hazırladım ben önceden çırptım. Krep gibi bir şey olacak bir bu. Bir paket yetecek mi krem şanti? Bir paketten biraz fazla yaptım. Biraz fazla. 1,5 filandı. Tamam. İçi süslemek için de inci ve gıda simim var. Harika. Bu kadar. Yine İlk süslenecek, çırpmakla... yine püslenecek yani. İnşallah. Önce çırpmakla başlayacağım ben. Yumurtayla, şekerle. Normal krep yapar gibi. Normal krep yapar gibi yapacağım. Tamam. Tavaya minik böyle küçük yuvarlaklar halinde dökeceğim. Sonra da içine krem şanti dolduracağız inşallah. Peki boyutu önemli mi? Tabii küçük olacak birazcık. Daha küçük olacak. Daha küçük olacak. Tabii kocaman krep gibi olmayacak. Tamam. Küçük. Zaten biz seni ekranın diğer tarafında izliyor olacağız. Bütün ayrıntılarıyla birlikte bakalım İnşallah. Bugünkü tatlımız nasıl olacak göreceğiz. Konuklarımıza merhaba diyelim. Sizler tekrar hoş geldiniz. Bir hatırlatma yapalım. Sorularınız varsa, paylaşacaklarınız varsa bizimle ekranlarda birazdan WhatsApp numaramız gelecek ve oradan bize sorularınızı, paylaşımlarınızı ulaştırabilirsiniz. Birlikte paylaştığımız zaman daha güzel olacaktır. Ve dedim ya, bu yıl ilk defa kutlanacak olan 112 Acil Servis Hizmetleri Haftası'nda değerli konuklarımı tanımaya başlayalım. Gençler hoş geldiniz, günaydın. Hoş günaydın. Nasılsınız? Şu toplu soruyu. Yoğun bir koşturmacada böyle bir kısa ara verdiniz, mola verdiniz ve hanım eline geldiniz. Aslında sabah erken saatte mesainiz başladı sizin. Hatta olay bile gördünüz, geldiniz. Ama bu 1,5 saati birlikte değerlendireceğiz. İzleyicilerimizle birlikte bakalım sizler neler yapıyorsunuz. Hepsini bize anlatacaksınız ve bilgi sahibi olacağız. Önce şöyle başlayalım. Evet. Sizi tanıyarak. Buyurun. Teşekkür ederiz. İsmim Necla Gümüş. 2001 yılından beri 112'de çalışıyorum. Yaklaşık 16 yıldır. Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Bölümü mezunuyum. Şu anda komuta merkezinde görev yapıyorum. Kolaylıklar dileyelim. Buyurun sizi de tanıyalım. Hatice Karaçayır. Ben de 112'de görev yapmaktayım. Acil tıp teknisyeniyim. Yaklaşık 6 yıldır 112'deyim. 16 yıldır sağlıkçıyım. Bu şekilde istasyonda görev yapıyoruz. Ambulanslarla vakaya çıkıyoruz. Onların hepsini konuşacağız. Evet. İstasyon ne demek, vaka nasıl oluyor? Önce şöyle tanıyarak ilerleyelim. Buyurun. İsmim Ünal Durmaz. Konya merkezde Selçuk Mekinoğlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda paramedik olarak çalışıyorum. Meslekte 10. yılımın içindeyim. Maşallah. Ayrıca kültür parkının içinde bulunan motosiklet ambulansı. Mikrofonu alırsanız. Tamam. Görev yapıyorum. Tekrar alabiliriz isminizi. Yakın. Pekala. İsmim Ünal Durmaz. Selçuklu İkinoğlu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda çalışıyorum paramedik olarak. Meslekte 10. sene. Ayrıca Kültür Park'ta motosikletli 112 ambulansında da hizmet veriyorum. Aa ne güzel. Buyurun. İsmim Mehmet Duyar. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde telsiz kısmında çalışıyorum.
10 yıldır 112'de çalışıyorum. Daha önce istasyon ve UMKE ekibi, özellikle UMKE ekibinde çalışmalarımız oldu. Yine kış ayları geliyor. Muhtemelen yine UMKE'de devam edeceğiz. Ama şu anda komuta kontrol merkezi telsiz biriminde çalışmaya devam ediyor. Peki, hepinize kolaylıklar diliyorum. Hepiniz anladığım kadarıyla 10 yılı devirmişsiniz. Evet. Artık tecrübeli elemanlarsınız. Evet. Pek çok vakayı görmüşsünüzdür ve işinizde artık ustalaşmışsınızdır. Ama izleyicilerimiz mutlaka merak ediyorlardır. 112 nedir? Ne iş yapar? Ne işe yarar? Hemen açıveririz. Telefon elimizde olur ama ne işe yaradığını pek bilmeyiz. Biz bugün böyle başlayalım. Buyurun. Evet. 112 nedir? Ne yapar? 112, insanların en zor zamanlarında yanında olan, cep telefonlarından, ankesörlü telefondan veya sabit telefondan ücretsiz bir şekilde arayabileceğiniz, ilk yardım veya ambulans talebiniz acil vakalarda yanınızda olan bir kurum. Bizler takdir edersiniz ki zamanla yarışıyoruz. O yüzden bizim için halkımızın bu konuda bilinçlenmesi çok önemli. Daha etkili, daha verimli şekilde çalışabilmemiz için çok önemli. Buradan size de teşekkür ediyoruz. Bizi davet ettiğiniz için. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Rica ederiz. Yani acil durumlarda aranacak, evet, ilk kişi sizsiniz. Aynen. Ne iş yapar dedik, ne işe yarar dedik. En zor zamanımızda yetişen ilk kişi. Evet, ilk belki insanlar. Ailenizden bile, değil mi? Annenizin, babanızın, çocuklarınızın bile yanında olmadığı anda bizler, bizleri evinizin orta yerinde, salonunuzun köşesinde görebilirsiniz. Görebiliriz, evet. Gerçekten çok güzel ifade ettiniz. Peki 112 sadece hastayı mı taşır, taşıma mı yapar? Nedir? Biraz daha ayrıntılı açıklayabilir misiniz? 112 olayın oluş anından itibaren, ulaşıldığı ilk dakikadan itibaren sadece taşıma değil, tedavi amaçlı ilk müdahalenin yapıldığı birimdir. Ve bu müdahaleler hayat kurtarıcı olduğu için bizim ulaşım süremiz, vakaya varışımız, vakanın değerlendirilmesi çok önemlidir. Hastanede yapılacak olan hizmetlerin hepsinin ön tedavisi ambulans, donanımlı ambulanslara sahibiz. Ambulanslar, ekipmanlar, ekibimiz, 3 kişilik bir ekiple bütün hizmetler hastane öncesinde ambulansta verilmektedir. Tedavisi yapılır, hasta stabilleştirilir. Hayati fonksiyonları yerine getirildikten sonra hastaneye nakledilir. Mesela şöyle düşünelim. İlk siz arandığınız zaman hemen yola çıkıyorsunuz, evet, tabii, evet, ki. Hiç bir dakika içerisinde çıkıyoruz. En uzak mesafe diyelim ki, hani Konya'dan örnek versek, Bosna'dan Meram'a gidilecek kadar bir en uzun mesafe olarak düşünüyorum, şehir merkezi içerisinde, evet, ilçeler için söylemiyorum. Ne kadar sürede varıyorsunuz ve sizin daha hızlı varabilmeniz için neler istiyorsunuz? Şimdi biz Konya merkezde 27 ayrı noktada hizmet veriyoruz. Bu, evet, nüfus yoğunluğuna, işte trafik yoğunluğuna, bunlar önceden hesaplanıyor. Nokta 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 böyle yerleştirilmiş. Her yerde yerleştirilmiş. Evet. Yani mesela Bosna'da bir ambulansımız var. Örneğin oradan bu tarafa geldikçe 27 tane ayrı ambulansımız var. Bizim merkezde vakaya ulaşma süremiz 10 dakikanın altında. Yani her vakaya 10 dakikanın altında ulaşıyoruz. Evet. Kırsalda ise bu süre 30 dakikanın altında. Yani 30 dakikanın altında biz hastaya alo dediğiniz zaman ulaşmış oluyoruz. Evet. Tabii bunun güçleştiği bazı durumlar. Onlardan bahsedelim. Evet. Onlar mesela var. Sizin daha hızlı ulaşabilmeniz için ne istiyorsunuz? Mesela bizim yollarımızda, bazı yollarımızda işte güvenlik şeridinin olmaması, bazı işte sürücülerimizin gerekli bu konuda hassasiyeti göstermemesi, yol ve iklim şartları, örneğin çok sisli havalar olabiliyor, evet, doğru, ya da işte çok karlı havalar olabiliyor. Bu tür durumlarda ulaşmamız, mesela sağlıklı adres bilgisi verilemiyor. Yani sağlıklı adres bilgisi verilemiyor. Biz yakın bir konumda beklemede kalıyoruz ama yanlış adres verdiği için ulaşamıyoruz. Ulaşayım. Bu güçleştiriyor. Yani mesela 3 dakikada ulaşacaksak 5 dakikada ulaşıyoruz. Fakat yine de her vakaya
10 dakikanın altında ulaşıyoruz. Bir de bekleyen insan için de çok zor. Çok zor. O çok saniyeler zor. Geçmiyordur evet. Değil mi? Biz 3 ya da 4 dakikada varıyoruz ama işte saatlerdir hani neredesiniz diyor. Ama onu insan empati yaptığı zaman karşı tarafı anlayabiliyor. Çünkü insanların en acılı, en sıkıntılı, en ihtiyaç duydukları anda 112'ye ihtiyaçları var. Burada sizin çok sabırlı da olmanız gerekiyor. Tabii. Sanırım eğitim alırken tabii ki hemşiresiniz sizler. Ama eğitim alırken daha sonra üzerine bir şeyler de katıyorsunuz değil mi? Tabii kendinize ki, yeni kesinlikle. Huylar da katıyorsunuz. Hı-hı. Mesela daha sabırlı oluyorsunuz, daha anlayışlı oluyorsunuz. Her vakada biraz daha bir şeyler öğrenerek. Hı-hı. Üstüne katarak hem bilgi hem tecrübelerimizle ilerleyerek devam ediyoruz. Çünkü karşıdaki insan sizden böyle daha çok merhamet, daha çok sevgi falan istiyordur değil mi? Kesinlikle. Onların beklentilerini yerine getirmeniz gerekiyor. Bizler de empati yaparak müdahale ediyoruz. Dediğimiz gibi yıllar geçtikçe farklı farklı olaylarla sürekli karşılaşıyorsunuz. 112 malum çok farklı bir kurum. O yüzden her seferinde daha bilgili, daha tecrübeli çalışmaya devam ediyoruz. Peki buradan da şu soruyu merak ediyorum. Ayrı eğitimler alıyor musunuz siz 112 sağlık hizmetinde görev yapmak için? Yoksa kendi branşınız yeterli midir? Normalde zaten acil tıp teknisyenleri ve paramedik olan arkadaşlar. Onlar zaten lise hayatından itibaren 112 de çalışmak üzere yetiştiriliyorlar. Yani bütün eğitim sistemi ona göre düzenlenmiş. Ama bunun üzerine biz sürekli tekrarlanan hizmet içi eğitimler de alıyoruz. İşte ileri yaşam desteği, çocuk ileri yaşam desteği, travma vesaire gibi bu ve buna benzer eğitimler sürekli olarak devam ediyor. İstasyonlardaki arkadaşlar özellikle bunlara yönlendiriyorlar. Komuta merkezi bu eğitimlerin yanında İşte diksiyondur, hasta karşılama vesaire eğitimleri de almaya devam ediyorlar. 112 aslında bir zincir şeklinde ilerliyor. İşte hasta acil çağrı merkezini arıyor, acil çağrı merkezi yönlendirmeye başlıyor. İstasyonlarımız o andan itibaren hareket etmeye başlıyorlar. Bu zincir bazı yerlerde kopuyor. Biz bu durumlarda aslında sıkıntı yaşıyoruz. Nasıl? İşte hasta yakını arıyor, o panikle bana ambulans gönderin deyip direkt telefonu kapatıyor. Böyle bir durumda ambulansın nereye gideceği belli değil ya da bizim en çok karşılaştığımız sıkıntılar özellikle son dönemde bu çok oluyor. İşte babası rahatsızlanıyor, oğlu başka bir mahallede oturuyor, başka bir yerde oturuyor. Onun için ambulans talebinde bulunuyor. Adresi tam olarak bilmiyor, karşılayabileceği bir nokta yok. Böyle olunca biz genellikle şey istiyoruz ya oradaki kişilerden birinin telefonunu ya da kendisinin tam net bir adres vermesini bekliyoruz. İşte atıyorum Sakarya Mahallesi dendiği anda Sakarya Mahallesi'ne yakın olan ambulans otomatikman çıkış yapıyor zaten. Orada bir sıkıntımız yok ama sonrası dönemde işte karşılama noktalarının verilmemesi, karşılama noktalarına çıkılmaması, çoğu hasta ben balkondayım diyor ama takdir edersiniz 15 katlı bir binada balkondaki birinin görünmesi gerçekten çok zor. Evet. O zaman siz mahallenin belirli görünen yerine ya da yol üzerine çıkmasını mı istiyorsunuz? Tabii ki. Yani hatta en azından hareketler yapmasın değil mi? Kendisini göstermesi şimdi size. Şöyle bir durum var. Biz zaten GPS kullanıyoruz artık. GPS ve navigasyon kullanıyoruz. Öyle olunca kapıların önüne kadar gidiyor çoğu zaman ambulans. Eğer dış kapı numarasını ve sokağını doğru biliyorsa hasta yakını biz oraya kadar gidiyoruz. En azından aşağıya inip hasta yakınları karşılarlarsa en az 2-3 dakika kazançlarımız oluyor. Yani geldi, direkt olarak ambulans ekibini karşıladı, aldık ve çıktık. Yani bu ara dönem bile bize 2-3 dakika kaybettiriyor. O 2-3 dakika sizin için ne kadar uzun? Tabii ki çok hasta önemli. İçin de tabii ki çok uzun bir süre. O zaman dediğiniz gibi yola çıkmaları, kendilerini göstermeleri ve doğru adres vermeleri. Herkesin kapısının üzerinde zaten yazıyor adresi. Belediyemiz sağ olsun çok güzel bir çalışma yapmış. Her kapıda mavi tabelalar var ve bu tabelalarda net adresler sürekli yazılı. Eğer onu dahi okusalar bize. Ondan zaten biraz bahseder misiniz? Belki izleyicilerimizin haberi yok. Şöyle söyleyelim. Herkes de hem kendi evinde olanı görmüş özellikle olsun. Özellikle şehir merkezinde. İlçelerde zaten biz çok sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü ilçelerde herkes birbirini tanıyor özellikle. Bir kasabadan adres geldiği zaman biz ekibi o hasta ismiyle gönderiyoruz zaten. Onlar da herhangi birine sorup
o hastanın evine direkt olarak gidebiliyorlar. Ama şehir merkezinde böyle bir şey yok. Burada belediyenin bir hizmeti var. Bizim çok işimize yarıyor. Bu konuda kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Mavi küçük tabelalar var bütün kapıların üzerinde. O tabelalarda kapı numarasından tutun sokak ismine, mahalle ismine kadar her şey yazıyor. Öyle olunca biz de navigasyon yardımıyla direkt olarak kapının önüne gidiyoruz. Ama burada bile sıkıntı yaşıyoruz. Yani burada bile hasta yakını çıkıp karşılamadığı için biz bir türlü hastaya ulaşamıyoruz. O zaman sizin için ilk öncelik doğru adresin verilmesi, tabii ki. Yerin evet. doğru verilmesi. Sakin olunması çok önemli. Sakin olunması. Telefonlarının çünkü meşgul edilmemesi. Panik halinde arıyorlar. Tabii ki en zor durumda arıyorlar. Çocuğu bayılmış olabiliyor. Annesi nefes almayabiliyor. Gerçekten zor bir durum. Şunun da bilinmesi önemli. Çünkü ambulansla gelen kişilerle çağrıyı karşılayan kişiler farklı kişiler. Yani size gelenler sizinle konuşanlar değil. Dolayısıyla hastalarımız neden hala soru soruyorsun, neden konuşuyorsun, bir an önce telefonu kapat ve gel deyip kapatıyorlar. Sonra da hastayla ilgilendikleri için biz telefon numarasına ulaşamıyoruz. Tekrar arıyoruz. Hani ilçe mi, merkezden mi arıyor? Ya da siz peki görüyor musunuz arayan kişinin numarası düşüyor mu size? Görüyoruz, evet. Şu anda biz Mart 2014 tarihine kadar kendimiz sadece sağlık kurumuna düşüyordu 112 arandığı zaman. Sadece ambulans hizmeti veriliyordu. Şimdi artık Türkiye genelinde 112 acil çağrı merkezine geçildi. Yani şu an 112 çağrı merkezini bir anlatalım. Evet. Nedir? Ne yapar? Hangi durumlarda aranır? Evet. 112 aradığı zaman vatandaşlarımız şu anda hem polis, kolluk kuvvetlerine, güvenlik güçlerine, hem sağlık, hem de itfaiye, aynı zamanda AFAD ve Orman kurumuna ulaşabiliyor. İşte yangın olduğu zaman çağrıyı alan arkadaşlar yangın itfaiyeye yönlendiriyorlar. Sağlıkla ilgili bir durum olduğu zaman biz karşılıyoruz. Güvenlik güçleriyle alakalı bir şeyse onlara aktarıyorlar. Yani tek numaradan birçok kuruma ulaşabiliyorlar. 112'yi aradınız, sağlık kurumuna aktarıldınız. Hastalarımızdan özellikle istediğim şey önce sakin olmaları. Evet çok zor bir durumdur ama soğukkanlılıklarını ne kadar koruyabilirlerse biz de adresi o derecede doğru almış ve hemen çıkış yapmış oluruz. Biz çağrı merkezinde sağlık personeli arkadaşlar telefonlara cevap veriyor. Aynı zamanda biz de telsizle adres alınır alınmaz hemen ambulansımızı vakaya çıkarıyoruz. Hangi bölgedeyse eğer o ambulansa çıkışı veriyoruz ve bir dakika içinde ambulanslarımız adrese yönlenmiş oluyorlar. Aynı zamanda olayın oluş şekli hakkında bilgi almaya çalışıyoruz. Yani bir an önce adrese verip kapatıyor hastalarımız panik halinde. Eğer bize olayın oluş şeklini söylerlerse, işte soba zehirlenmesi olabilir. Birkaç ambulans yönlendirmek zorunda kalabiliriz. Veya trafik kazası çok fazla yaralı olabilir. Yine ilk yardım verilecek durumlar olabilir. Yani kanamayı durdurmaya yönelik. O zaman telefonda size verilecek ilk bilgi, yani neye müdahale edeceğinize dair verilecek ilk bilgi önemli. Evet. Ona göre kişi sayısı göndereceksiniz ya da ona göre ekip göndereceksiniz değil mi? Kesinlikle. Bir de şuna değinmek gerekiyor. Yani biz aynı özveriyle çalışıyoruz. Gerçekten 2001 yılında başladığımızdan beri aynı özveriyle. Çünkü insan canıyla uğraşıyoruz. Yani hiçbir şekilde şey yapamazsınız, sorumsuzluk yapamazsınız. Yaşamla ölüm arasında. O yüzden vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Çok fazla gereksiz aramalar da var. Yani ona da dikkat edelim. Ondan da bahsedeceğiz uzun uzun. Ama şu konu çok önemli. Siz dediniz ya en sakin olan kişi arasın. O anda tabii ki canın olduğu için sakin davranamıyorsun. Ama o davrandığın sakinlik senin hem hastan için daha uzun yaşamasını hem senin daha... Çünkü bazen panik halindeyken kendi de tehlikeli duruma düşebiliyor tabii, değil mi? Böyle durumlar mutlaka oluyordur. Tabii karşılaşıyoruz yani trafik kazası geçirmiş oluyor ya da görmüş oluyor. Sonrasında işte bize bilgiyi veriyor fakat yaralılarla uğraştığı için yani panik olduğu için adresi tam veremiyor. Mesela Ankara yolu Aksaray yolu diye verebiliyor. Tekrar ulaşmaya çalıştığımızda sıkıntı yaşıyoruz. Ona göre ambulans yönlendiriyoruz. O yüzden bizim için çok önemli. Arayan sakin, kişi... Doğru adres. İlçe mi, merkez mi? Buna dikkat ediyoruz.
ve olayın oluş şekli. Evet, oluş şekli ve ne kadarlık bir ekip, kaç kişilik bir ekip geleceğini size doğru bilgilendirmek. Doğru bilgi her zaman 112 acil hizmetlerinin size daha doğru ulaşmasını, daha hızlı ulaşmasını sağlayacaktır. Ekranlara yeni geldiyseniz, biz bugün 112 Acil Servis Hizmetleri Haftası'nı kutlarken bir taraftan da personellerimiz var. Onlarla birlikte 112'yi anlamaya çalışıyoruz. Onlar bizden ne istiyor? Biz onlardan neler vermeliyiz? İşte doğru bilginin öneminden, doğru adresin öneminden bahsederken bir taraftan da haydi gelin şöyle hanım eli mutfağında tatlı konuşurken tatlı yapalım dedik ya. İşte krebimiz. Bir daha şöyle gösterelim. Şöyle göstereyim, ülke, değil evet. Mi? Ay mis gibi koktu çikolatanın. Kokusu, olduğum... Çikolata değil de bana tahin kokusu daha baskın öyle geliyor. Öyle mi? Evet. Bana da çikolata koktu. Tahin çikolatayı kokusu. Sevdiğim için olabilir. Ama ben... tahin olması evet. Müthiş bir şey. Çocuklar tahin için. Tahin ve pekmez. Tahin ve pekmez. Ben tam da kışın değil mi tahinin evet. Pekmezin aha. Olduğu zaman. Şu şekilde hazırladım Ayşegül'cüğüm. Evet. Sonra ne diyeyim bir yemek kaşığı kadar hı-hı. Böyle döküyorum. Arkasıyla şeyin yayıyorum. Çocuklar için şahane hanımlar. Evet, lütfen not edin. Sadece bir tarafını pişiriyorum Ayşegül. İki tarafını pişirmeyeceğim. Öyle mi? Evet sadece bir tarafını. Yeterli göz, olacak mı? Tabii göz göz olduğu zaman şey yapacağım. Hı-hı. Alacağım ocaktan. Şu şekil. Büyüklükleri de böyle. Tam da kışın hepimiz evet. Artık pekmezleri, tahinleri evimize aldık. Hepimizin vardır. Özellikle de çocuklar için pekmez yemeyen, içmeyen çocuklar hı. için güzel bir... Tahin de yemeyen çocuk çok mesela. Olabilir, evet. De pekmez sanki daha çok değil mi? Yemiyor, evet. Hatta evet. Biz içirmeye çalışıyoruz ama... Şu anda ama... zaten bak göz göz olmaya başladı Ayşegül. Böyle tamamen göz göz olduğumu alıyorum. Şu şekilde kenarlarını birleştirdim. Ortası açık midye gibi. Aa, krem şanti evet. İçine de midyenin incesini koyacağız bir inşallah. Bir tanesini yapalım bence Ülkü. Yapalım sıcak mı? Tamam olur? Şunları pişirelim o zaman. Tamam. Hem hemen. De görmüş oluyorsunuz hı-hı. Hanımlar. Sadece tek yönlü. Tek yönlü evet. Ne koymuştuk Ülkü krepimizin içine? Krepin içinde iki tane yumurtamız vardı Ayşegül. İki yemek kaşığı toz şekerimiz. Bir su bardağı süt vardı. Tahin var. Pekmez var. İki yemek kaşığı kakaomuz var. Üç fincan da unumuz vardı. Kahve fincanıyla bu yalnız. Hepsini güzelce ben çırptım. Daha sonra da hamuru hazırladıktan sonra böyle tavayı ısıtıp sadece tek yönlü pişirmek için. Sıvıya da sürmüyoruz. Evet. Herhangi kıvamını da gördünüz hanımlar evet, biraz evet. Önce. Bir de şey... Tavamızın içi petekli bir dokusu var ya. Onun da şekli o da bir çıkıyor, şekil oldu evet. Evet çok aha, güzel görünüyor. Oldu. Bir tane alıp serinletelim. Hı-hı, evet. Değil mi? Şöyle koyup şu bir şeyini alayım ben. Şunu alayım. Hı-hı. Epey de bereketli evet, olacak. Evet bereketli. Değil mi bak kaç bereketli, tane çıktı evet. Bir tavada? 7-8 tane. Tabii ki bunlar piştikten sonra midye görüntüsünü aldıktan sonra içini süslemesi evet, olacak. Ülkünün dokunuşları olacak. Ama midyenin nasıl yapılacağını yakından görmeniz için hanımlar. Evet. Şimdi dikkatle izleyin. Salih de yakından alsın. Sanırım şu soğudu. Hı hı. Hafif de ılık olması gerekiyor tabii, değil mi yapışması için? Yapışması için bir de İşte. Üstünü sürekli kapalı tutmamız gerekiyor Ayşegül. Şey yapılması için, kurulmaması için. Krem şantiyi de isterken sen buradayken ben bir tane sıkayım tamam. Şöyle. Görelim biz. Aha, evet. Midyelerin içini dolduruyoruz hanımlar. Evet. İşte ekranlarda görüyorsunuz. Bir tane daha yapalım Ülkü. Hemen. Kaçıranlar nasıldı, ben yapamadım, göremedim diyenler olmasın. Krem şantimiz hazırdı. Hı hı. Bir tane de inci ilave ediyorum. Midyenin içinde inci olur ya. Çok güzel görünüyor. Şu şekilde. Sen onları pişirmeye tamam, ve doldurmaya devam inşallah. Ederken biz de bir taraftan 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dedik. Bu yıl ilk defa kutlanıyor ve ilk defa anılıyor denildik. Ve
konuklarımız var. Onlarla birlikte çağrı merkezinde kaldık. Tam da çağrı merkezinde hem şöyle tekrar bir toparlayalım, yeniden bir anlatın, ekrana yeni gelenler olabilir. Hem de oradan devam edelim sorunlara ve problemlere. Evet. Biz çağrı merkezinde yaklaşık günde toplam 5000 çağrı alıyoruz. Bunlardan sadece 500 tanesini ambulans görevlendiriyoruz. Diğer aramaların %99'u diyebiliriz. Asılsız ihbar olabiliyor veya hattı meşgul etmek amaçlı, işte şaka yapmak isteyenler veya çocuklarının eline telefonu veriyor aileler. Dikkat edelim lütfen. Çocuklar saatlerce sürekli olarak arayıp hattı meşgul ediyorlar. Çünkü 112 için herhalde tuş kilidi gerekli değil mi? Değil. Yani çocuk kolayca... Hem tuş kilidi gerekli değil hem de kartsız arama da yapılabiliyor. Çünkü bir izleyicimizin sorusu var. Hemen onunla da bağlantılı... Onun da sorusunu cevaplamış olalım. Geçen hafta ambulansa ihtiyacım oldu ama akıllı telefonumdan 112'yi arayamadım diyor. Böyle bir şey var mı gerçekten? Hayır. Kartsız bile aranıyor 112. Kartsız. O yüzden bile aranabilir 112. Hatta kilitsiz dedik. Tuş kilidi evet, olmadan tuş kilidi bile olmadan aranabiliyor. Artı işte asılsız ihbar verenler bizim için oldukça sıkıntı. Hem hattı meşgul ediyorlar hem de işte yaralı var, kaza oldu deyip bizi meşgul ediyorlar. Biz her ihbarı değerlendirmekle yükümlüyüz. Her ihbara ambulans çıkarıyoruz aslında. Ama işte biraz daha duyarlı olursak eğer bir kaza anı görmüş olabiliriz. Maddi hasarlı olabilir. İşte Aksaray yolu 50. kilometre. Geçtim, kaza oldu galiba, emin değilim, gidiyorum. Tekrar diyoruz ki beyefendi lütfen hani dönelim, yardımcı olalım. Kaç yaralı var? Artı siz de yardım edeceksiniz, ihtiyaçları vardır. Duramam, ben gidiyorum diye çoğu vatandaşımız bilgi vermeden devam edebiliyor. Biz oraya gittiğimizde maddi hasarlı, yaralı yok. Artı olay yerinden uzaklaşmış bile olabiliyor araç. Bu yüzden lütfen herhangi bir olayla karşılaştığımızda bakalım. Yardıma ihtiyacınız var mı? 112 arıyorum, bilginiz olsun gibi. Hem onları bilgilendirip hem bizi bilgilendirirse... Bizim için oldukça önemli bu. Size telefon geldi. Evet. Siz yeri istasyondakilere bildirdiniz. Yani belirli yerlerdeki kişiler. Dediniz ya belirli yerlerde. İl merkezi. 57 tane mi dediniz? Toplam 65. 65-66 tane. Merkez olmak üzere. 27 tanesi merkezde. 38 ambulansımız da ilçe merkezlerinde bulunuyor. Ve bu ambulanslar bulunduğu noktalardan alınan adreslere göre en uygun noktalara gönderilmeye çalışılıyor. Burada en önemli nokta aslında şu, biz çağrı alırken hasta yakınları şey düşünüyorlar. İşte atıyorum biz Beyşehir'deyiz şu anda. Çağrı merkezinin Beyşehir'de olduğunu düşünüyor. Beyşehir'deki ambulansla görüştüğünü düşünüyor. Ve otogarda kaza oldu, gelin diyor. Ve telefonu kapatıyor. Biz sonrasında bu şahsa ulaşamıyoruz. GPS ile ilgili yani sistemin bize kazandırdığı bir avantaj var. Aranan numaralar eğer... Veri istasyonlarına yakınsa, verici istasyonlarına yakınsa yakın bir mesafe belirleyebiliyor. Yani bize az çok bir adres verebiliyor sistem şu anda. Evet. Ama her zaman bunu da alamıyoruz. Çünkü bazen işte hatsız telefonlardan aranıyor ya da hattı var telefonun aslında ama atıyorum farklı bir şebeke orada çekmediği için o anda hatsız olarak düşüyor bize telefonlarımız. Yani bütün hatların aynı anda çekmediği noktalar var. O noktalardan herhangi birinden arandığı zaman farklı bir hattaysa her şahıs bize o telefon sadece IP numarası olarak geliyor. Böyle durumlarda yer de belirleyemiyoruz. O yüzden insanların şunu bilmesi gerekiyor. Arandığınız zaman tek bir merkezi arıyorsunuz. Aradığınız tek bir merkez bütün Konya'ya hitap ediyor. Yani biz Konya merkezdeyiz. İşte sürekli bunları yaşıyoruz. Ya Fatma ablanın evinin yanında oturuyoruz. Nasıl bilmezsiniz burayı diyor. Ya da işte muhtarın adını söyleyip işte muhtarın evinin yanı nasıl bilmezsin burayı? Muhtarı herkes tanır. Siz nasıl bilmiyorsunuz falan diyorlardı muhtarı. Yani, cami sırtını bizim... al beri gel falan diyor. Yani buna benzer çok trajikomik şeyler yaşanıyor. İşte bazen insanlar panikle eski ev adresini veriyor mesela. Doğru. Biz geçen aylarda yaşadık. Yarım saat 40 dakikaya yakın evet. aradık. Adam bahsediyor. Şimdi öyle bir şey var ki orada da sokaktan bahsediyor. Sokak doğru. Verdiği sokak doğru. Sokakta ambulans. Ben bir taraftan ekiple görüşüyorum. Bir taraftan hasta yakınca. Her iki sokakta da birer trafo var. En büyük sıkıntımız da oldu.
Adam ben trafonun yanındayım diyor. Ekiple görüşüyorum. Ekip de trafonun yanında. Ekip de trafonun orada. Evet. Biz bir türlü buluşturamadık ekiple. Ama tabii farklı trafolardan bahsediyorsunuz. Aynen öyle. En son hasta yakını dedi ki ya dedi ben unutmuşum o benim eski ev adresim. İşte o panikle değil mi? Evet. Sakinliğin ne kadar önemli olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Yani, bu tip durumlarda insanlar bizi yanlış anlıyorlar. İşte geç geldiğimizi falan düşünüyorlar ama bizim aslında doğru bilgiler aldığımızda ulaşım vakitlerimiz Ünal arkadaşımın da söylediği gibi 10 dakikanın merkezde altında. Hı hı. En büyük sıkıntılarımızdan biri de şu, insanlık yapmayalım mı cümlesi. Bir hasta var ortada, birileri yanından geçip gidiyor, geçerken de 112'yi arıyorlar, buraya bir bakın diyor. Tamam bakalım. Ekip gönderiyoruz. Ekip oralarda dönüyor, dolaşıyor ama bir türlü hastaya ulaşamıyor. Hiçbir bilgi vermeden sadece oradan geçerken bir buraya bakıverin mi diyor. Aynen evet. Öyle söylüyor. Evet, sadece araçta geçerse. Size şunu anlatayım ben, bu da geçen ay yaşandı. Aksaray yolu 40. kilometrede. Biri yerde yatıyor, yüzüstü yatıyor. Ölmüş olabilir falan dedi şahıs. Biz onunla konuşurken ambulansı da yönlendirmiştik zaten. Ambulans seyir halinde giderken tekrar görüştüm. Dedim dönebilir misiniz? Hani dönerseniz bize yardımcı olacaksınız. Şahsı döndüremedik de biz. Ekip neyse adamı buldu. Şahıs şeymiş, belediyede çalışan bir arkadaşmış. O anda yorulmuş ve dinleniyormuş. Ambulans gitti. Dinlenen birine selam verdi. O andaki en büyük sıkıntı da şu aslında. Biz o bölgeyi boşalttık. Hı hı. Belki onun bölgesinde ona çok yakın bir noktadan bir kalp krizi çıkacaktı. Evet. Bir trafik kazası çıkacaktı. Doğru. Daha önemli bir şey çıkacaktı. Hı hı. Bu tip bir hastaya biz ulaşamayacaktık. Yani biz çalışmaktan kaçmıyoruz aslında. Hı hı. Çalışmak bizim işimiz. Evet. Yani biz hastalar için bir şeyler yapacağız. Biz bunun için nöbete gidiyoruz. Biz çoluğumuzu çocuğumuzu bırakıp, evet, hasta olan çocuğumuzu kenara bırakıp farklı hasta hastalara için bakmak için gidiyoruz nöbete çoğu, evet, zaman. Yani belki aklın orada kalıyor, belki sürekli oradasın ama beden olarak orada oluyorsun, çalışmaya çalışıyorsun, insanlara yardım etmeye çalışıyorsun. Ama bu tarz aramalar, işte bizi meşgul eden işler, asılsız ihbarlar. Yani gidiyor, bu vakada, Aksaray yolundaki vakada belki bir vakaya ulaştık ama çoğu vakada ulaşamıyoruz da, yani böyle bir şey aslında yok. Hı hı. O yüzden biz insanlara ulaşmak, insanlara yardımcı olmak istiyoruz. Ve insanlardan temennimiz şu, bizi engellemeyin. Hı hı. Yani bize yardımcı olun. Bizim işimizi yapmamıza, bizim insanlara yardım etmemize yardımcı olun. Hı. Bu yüzden de çeşitli sorunlar var. Herkes aslında bunu biliyor. Bu konuda yardımcı olurlarsa, hı hı, biz de onlara daha çok yardımcı olacağız. Bir de şöyle bir şey var. Halkın söyledi tabii ki. Siz diyorlar ki personeller o kadar rahat ki, yani sizin için. Çok sakinler. Hiç bizim acımızı paylaşmıyorlar. Bu kadar rahatlık olur mu? Bu kadar sakinlik olur mu diye düşün. Halbuki sizin sakin olmanız iyi bir şey aslında. Onları rahatlatmak için, onların o endişelerini azaltmak için. Onlar için herhalde siz çok fazla mı sakin geliyorsunuz? Şimdi biz ben sahada çalışıyorum. Vakaya çıktığımız an 24 saat boyunca düşünün 15-20 tane vakayla karşılaşıyoruz. Yani kendimizden eminiz. İşimizi biliyoruz, ekipmanlarımız, ambulansımız, olay yerine ulaşıyoruz. Onlarla birlikte bizim de panik halinde olmamız onlara zarar vermekten başka hiçbir şey yapmaz. Evet. Giderken eldivenimizi giyiyoruz mesela, ekipmanlarımızı takıyoruz, ışıklardan geçerken falan bakıyorlar. İşte hani biz ön tarafta oturuyoruz, vakaya gidiyoruz, hı hı, tepe lambalarımız açık. Ya işte siz ön taraftasınız, neden işte ışıklarda geçiyorsunuz, siren açıyorsunuz, hı hı, falan. Biz vaka haricinde, yani vakaya gidip geliş dışında bizi normal araç gibi görebilirler zaten trafikte. Hı hı. Ama sirenimiz açık, tepe lambamız yanıyorsa biz mutlaka vakaya gidiyoruzdur, hı hı, hastaneden geliyoruzdur. Bir an önce istasyonumuza dönmeye çalışıyoruzdur. Ve bir an önce lütfen ortalığı hani açın, evet, ve biz ulaşalım. Evet. Burada şunu belirtelim. Hı hı. Şimdi hastayı hastaneye bırakıp dönerken biz sürekli yoğun çalışıyoruz çünkü. Sürekli bir vaka halindeyiz. O herkes kendi bölgesine sürekli vakaya gidiyor. Hı. Farklı farklı vakalar alıyoruz ve hep tampon yaparak diğer bölgeye veya başka bölgeden çekerek ekiplerimizi görevlendiriyoruz. Hastaneden istasyonlarına dönerken tabii ki siren çalışmıyor, ışıklar yanmıyor. Ama o sırada ben telsizden vaka verebilirim. Hı. Yani
anlık anons 5225 istasyon kodları. Merkez 5225. Alt geçitte trafik kazası. Geçiş yapalım dediğim anda arkadaşlar çalıştırıyorlar. Bu da tabii farklı algılanıyor. Bize o yüzden de bayağı şikayet geliyor. Burada da duyuralım. Tam o sırada vaka vermiş oluyoruz biz ve çalıştırarak geçiyorlar. İşte ışıklardaydı, sirenini çalıştırdı, ışıklarını açtı, lambalarını açtı ve geçti diye. Çok muhakkak önemli. Vaka haricinde evet. Açılmıyor. Çok önemli. O zaman şöyle ilerleyelim. Çağrı merkezine geldi, istasyona düştü, yer belli oldu ve ambulanslar. Ambulanslar konusunda da sizden bilgi alalım. Evet. Kaç ambulansımız var bizim Konya için tabii ki ve neler yapılıyor? Ambulans hizmetlerimiz ne durumda? Buyurun. Şimdi hastane öncesi sağlık hizmetlerinde çalışan Konya 112'de merkezde 27 ekip toplamda ilçelerle beraber 65 tane ekibimiz var. Bunlarla beraber 70'ten fazla da acil yardım ambulansımız var. Her noktaya dediğim gibi konuşlanmış şekilde acil çağrı merkezinden bize çağrı geliyor tesisimizden. Biz o çağrıyı cevaplayıp hemen ambulansa biniyoruz. Navigasyona sisteme giriyoruz adresi, yola koyuluyoruz. Evet. Ve buluşabilirsek ki buluşuyoruz yani %90-95 işte yani o şeyde buluşuyoruz. Adrese de buluşuyorsunuz. Yani daha önce hiç girmediğimiz, daha önce hiç karşılaşmadığımız insanların evine ayağımızı atıyoruz. İçeriye giriyoruz. Ama onlar da sizin nasıl bekliyorlar biliyor musunuz? Tabii. Yani böyle dört gözle öyle içeriye almak için kapıları hemen açıyorlar. Aynen. O kadar şey çünkü bekliyorlar insanlar ki insanlar acil yardım çağrısında bulunmuş. Bizden bir acil yardım bekliyorlar. Eve girdiniz. Eve girdik. Hemen hastayı sorguluyoruz, hastalığını. Yani, mesela hangi durumlarda 112 aranır? Hani 112'ye nasıl vaka olarak hangi olgularda ihtiyaç duyulur? Mesela eve girdik, her türlü vakayla karşılaşıyoruz. Evet, değil mi? Medikal vakalar, travmalar, zehirlenmeler, psikolojik mesela yas reaksiyonu dediğimiz bir yakınını kaybetmesi sonucu oluşan psikolojik yardım. Her türlü vakayla karşılaşıyoruz. Ama ana başlık olarak aranması gereken durumları arkadaşımız sayarsa vatandaşımız da biraz evet. daha bilinçlenir. O zaman hangi durumlarda evet. arayalım evet. diye bir başlık da koymuş olalım. Evet. Şimdi göğüs ağrısı olan vatandaşlarımız... İşte nefes almakta güçlük çekenler. Evet. Nöbet geçirenler özellikle. Hani büyüklerde sara nöbeti dediğimiz nöbetler. Küçüklerde, çocuklarda işte havale geçirenler. İşte suda boğulmalar, yaralanmalı trafik kazaları. İşte adli olaylar, ateş silahı yaralanmalı olur. Bu boğazına falan bir şey kaçma evet, durumları var. Evet, çok önemli. Çocukları. Tabii ki. Evet, nefes almada güçlük çekenler. Bunlara ambulans çağırılsın tabii ki yani. Bunlar acil durumlar ve 112'nin müdahale etmesi gereken durumlar. İşte bunun dışında işte bayılmış yerde yatan vatandaşlarımız için. Yani kısacası hastanın ölüm veya sakatlanma riski olan durumlarda 112 çağırılsın diyoruz. Eve geldiniz, hemen müdahale ettiniz. Sizinle evet. ilgiliyse... Ya mutlaka ilgili olacaktır. O çünkü ilk müdahale önemlidir. Ondan sonraki aşamada neler yapılıyor? Neyle karşılaşılıyor? Şimdi hastanın ilk müdahalesinin zaten olay yerinde yapılması gerekiyorsa biz evet. onu yapıyoruz. Daha sonrasında nakledilmesi gereken ve nakledilmesi gerekmeyen hastalar. Olay yerinde müdahale edip bırakabileceğimiz yeterlidir, hastalar evde var. Yeterlidir, evde kalabilir, evet. dinlenebilir. Ya da tavsiyelerde bulunuyor hastalar oluyor. Mesela dedik ki yani gereksiz yere ambulans çağıranlar oluyor. Örneğin boğazda ağrıyor. Biz buna mesela aile hekimine yönlendirebiliyoruz. Bunun dışında nakli gerekiyorsa hastanın biz onu bütün ekipmanlarımızla yani sedyeyle indirmek gerekiyorsa sedyeyle indiriyoruz ve uygun hastaneye naklini sağlıyoruz. İşte yola çıkıldı, hasta alındı, uygun hastaneye gidecek ve çok hızlı bir şekilde hastaneye yetişmesi için de ambulansa yol verilmesi, yol verilmesi gerekilir. Evet. Ve şu fermuar sisteminden bir bahseder misiniz bize? Nedir, nasıl açılır yollar? Buyurun. Şimdi öncelikle sürücülerimizden isteğimiz şu. Yani ambulans sesini duyduğumuz zaman sakin olalım. Ve aracın, ambulansın hangi yönden geldiğini kestirmeye çalışalım. Hangi şeritte olduğunu. Evet. Aslında bizim idealimiz yani fermuar sistemi olması. Hani sağa ve sola
şeklinde araçlar kenarıya çekildikleri zaman biz orta şeritten yol almak istiyoruz. Fakat bunu da yapamıyorsak mümkünse aracımızı yolun kenarına çekmeye çalışalım. Şu anda ekranlarda evet. Siz anlatırken görülüyor. Aynı bu şekilde araçlarımızı sağa ve sola çekerekten ambulansa yol vermeye çalışalım. Ve bunu yaparken özellikle sağa ya da sola gidecekse araçlarımız lütfen sinyallerini versinler. Sakin olsunlar. Biz onlardan yol istiyoruz. Yani ikinci bir kazaya sebebiyet vermesinler. Ambulansı işte güvenlik kurallarına, trafik kurallarına uyarak uygun şekilde gideceksinler. Ve lütfen rica ediyoruz. Ambulans geçtikten sonra bizim ambulanslarımızın peşine takılıp hızlı yapmayın yani. Daha hızlı ben de onunla birlikte yani nasıl olsa yol açılıyor. Yani, şimdi biz mesela hızlı gittiğimiz için hani ulaşmak için hızlı gidiyoruz. Araç arkamıza takılıyor. Uygun fren mesafesini de korumuyor. Yani biz ani bir frene bassak takip mesafesi de olmadığı için hem gideceğimiz hasta başka ambulans. Bir de yeni bir hasta daha çıkıyor. Sizin için tabii. Yeni bir vaka daha çıkıyor. Yani o 2-3 dakikalık arada aslında hayati fonksiyonlar oynuyor. O yüzden arkaya takılıp bizimle beraber ışıkta geçmek yerine ya da kahramanlık yapıp önden yol açayım deyip önümüze geçmek isteyenler. O da var değil tabii. Mi? Sadece arkadan gidenler değil, önden size yardımcı olacağını tabii. Düşünenler dörtlerini de. Dörtlerini yakıp böyle konvoy halinde çok karşılaşıyoruz. Halbuki yani. Siz daha hızlı bir şekilde ona ihtiyaç durmadan ulaşabilirsiniz. Evet, hasta yakınlarına söylüyoruz mesela. Diyoruz ki biz belki hızlı gideceğiz. Siz lütfen yavaş gelin. Biz zaten acil servis hastanızı teslim edeceğiz. Yani siz arkadan gelirken yavaş gelin. Siz hastayı aldınız, götürdünüz ve en yakın hastaneye ya da artık hastalığına göre teşekküllü olan hastaneyi bıraktınız. Acil servise bıraktıktan sonra göreviniz bitmiş mi oluyor? Evet. Teslimatını yapıyoruz. Hastaneye gerekli bilgileri veriyoruz. Olay yerinde işte aldığımız şekli mesela bir trafik kazasıysa kazanın oluş şeklini, şiddetini, hastanın hakkında bilgiler işte ne yaptığımız, hangi müdahaleleri yaptığımız gibi bilgileri acil servisteki gerekli hekime anlatıyoruz. Daha sonra teslim edip çıkıyoruz. Orada görevli hemşiresine, doktoruna teslim ediyoruz. Yeni bir göreve hazırız diyelim yani. İstasyon adına görev bitiyor doğru ama komuta merkezi adına görev hala devam ediyor. Çünkü özellikle ilçe hastanelerimizde şartlar çok uygun olmadığı için birçok hastayı biz merkeze çekmek zorunda kalıyoruz. Hasta yakınlarımızın atladığı bir konu var. Özellikle ona değinmek istiyorum ben. Biz her hastayı her hastaneye götürmüyoruz. Yani hastanelerdeki doluluk oranına göre, hastanelerin o vakaya bakabilecek ya da bakamayacak olma durumuna göre hastaları sınıflandırıp komuta kontrol merkezinde ona göre bir planlama oluşturup ona göre hastaları yönlendiriyoruz. Özellikle sanırım ilçelerde mesela daha teşekküllü bir hastaneye ihtiyacı olan bir hasta olabilir. Değil mi ameliyathanesi ya da ona uzmanın görmesi gibi. O zaman onu merkeze iletmeniz gerekiyor değil mi? Ben komuta merkezini bir arı kovanına benzetirim çoğu zaman. Sürekli içeride bir çalışma vardır. Bizde farklı bölümler vardır. Herkes kendi işini koşturur. Ama o kendi işini koştururken de sürekli bir koordinasyon vardır. Herkes birbirinden haberdardır. Arkadaşlar hastayı hastaneye bıraktıktan sonra da aslında işimiz bitmiyor. Çoğu zaman o vakayı alıp tekrar farklı bir hastaneye götürmek zorunda kalabiliyoruz. Tabii onlar sizi yönlendiriyor değil mi? Burada değil, şuraya götürseniz daha doğru olur tabii, dediği için... Yani şey gerekiyor çoğu zaman, çok sıkıntılı bir vaka ise onu biz önce en yakın sağlık kurumuna sokuyoruz. Orada hasta daha stabil hale getirildikten sonra tekrar hastayı uygun bir hastaneye nakletmek zorunda kalabiliyoruz. Hasta yakınları da bu tip durumlarda tepki gösteriyorlar. İşte ambulans çok geç geldi ya da işte beni doğru hastaneye götürmedi, ben buraya gitmek istiyordum, niye buraya geldik tarzında tepkiler gelebiliyor. Burada dediğim gibi bilinmesi gereken hasta için uygun olan hastanenin bulunması ve bu hastanın o hastaneye gönderilmesi gerekiyor. Daha önceki yıllarda hatırlarsınız sürekli oluyordu. Hasta hastane geziyordu vesaire gibi sıkıntılar oluyordu. Hatta artık, pek çok şeyi de yapıldı bunun değil mi? Gösterisi de yapıldı tiyatro olarak. Artık
bu tarz bir sıkıntımız yok. Evet. Yani biz... Çok güzel bir şey söylediniz. Bayıldım o cümlenize. Biz bir arı kovanı gibi çalışıyoruz. Evet. Ve hepimizin görevleri var. Halkın da bu çalışmadan haberdar olmasını diliyorum. Bugün inşallah bu yayınımız bir ışık olsun onlara. İnşallah. Hani sizin de böyle yatıyorlar. Bunlar çok rahatlar. Ne sakin insanlar, imajının kırılması ve bunların gerçekten arı gibi çalıştığından haberdar olun. Hanım eline yeni katıldıysanız, şimdi bizimle buluştuysanız, biz bugün 112 acil hizmetlerinden konuklarımız var. Onlarla birlikte 112'yi konuştuk. Ne zaman aranmalı, hangi durumlarda aranmalı, 112 ne yapar, ambulanstan sonraki süreç ve hastayı teslim etme noktasına kadar getirdik. Özellikle söylememiz gereken bu konularda çağrı merkezlerine doğru bilginin verilmesi, adresin düzenli verilmesi, ambulans giderken fermuar sisteminin kullanılması gibi önemli başlıkları tekrar yeni gelenler için hatırlatalım. Şimdi de istiyorum ki buradaki insanların da birer aileleri var ve onlar da biraz önce söylediniz ya siz de kendi çocuğumuzu ateşli bırakıp başka ateşli çocuk için yola çıkıyoruz dediniz. Anne var, baba var ve onlar da birer insan ve pek çok şiddete de maruz kalıyorlar tabii ki. Üzücü olaylar bunlar. Onlardan bahsedelim. Nelerle karşılaşıyorsunuz mesela? Ben sahada çalıştığım için ben özetleyeyim burayı. Siz çok fazla vaka görüyorsunuzdur evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi insanların hani ilk dakikalarına ulaştığımız için acılı olayların, sağlık problemlerinin, o yüzden normal hayatında belki çok sakin olan insanlarla daha böyle agresif, biraz daha yüksek sesli, kendilerinin hani kendi kişiliklerinin dışında onların da hakimi olamadığı bir ilk ana gidiyoruz. O yüzden gittiğimiz zaman hani hemen mesela ekipmanlarımızı alıyoruz. Ambulansın arkasından işte indirmemiz gereken malzemeleri alıyoruz. Daha kapıdan inerken neredesin? Hani hadi çabuk ol, içeriye koşsana falan. Mesela 4 kat asansörsüz bir bina düşünün. Benim çantam, sırtımda çanta, elimde monitör, oksijen tüpüm, ekipmanlarımla birlikte. Ben o 4 katı aldığımız eğitimlere göre periyodik olarak hani çıkmazsam zaten çıkınca benim yukarıya hayrım kalmaz. Evet, doğru. O yüzden 3 arkadaş bütün ekipmanlarımızla öncelikle hasta yakınına sakin olun, biz size yardım edeceğiz. Yani o an için hastanede yapılacak ne varsa ilk olarak biz müdahalemizi yapıyoruz. Kesinlikle insanların başta içlerinin rahat olması gerekiyor. Çünkü çok donanımlı, çok güzel ambulanslara sahibiz. Ekipmanlarımız, ekiplerimiz eğitimli. Yani biz vakaya ulaştığımız andan itibaren onlara hayatta kalmaları ya da işte o an için yangın varsa, başka bir şey varsa İlk etapta ne yapılacaksa biz hepsini yapıyoruz. Evet. Çıkarken mesela vakaya ulaştığımızda hasta yakınını sakinleştirip, o an hastaya müdahale edip, etraftan bilgi alıp, mesela bir zehirlenme varsa ortam, kendi güvenliğimiz, ortam güvenliği, hastanın güvenliği, hasta yakınının güvenliği, bunların hepsinden biz sorumluyuz. Evet. O yüzden hani diyorlar ya bazen işte çok sakinler, iniyorlar, işte daha farklı böyle hasta yakınlarından tepkiler alıyoruz. Ama biz işimizi sevdiğimiz için, kendimize güvendiğimiz için, ekipmanlarımız, ekibimiz iyi olduğu için, o anda hakimiyet bizde olduğu için siz sakin olun, bize güvenin, size hemen yardım edeceğiz deyip vakaya müdahale kontrolü sağlayıp müdahale ediyoruz. Zaten işimi sevmesen böyle bir iş yapamazsın. Mümkün değil. Mümkün değil mi? Mümkün Çünkü değil. Siz de mesela sizin de evladınız var, sizin de hepinizinkine Allah bağışlasın. Biraz önce reklam arasında konuştuk ya, bıraktım ve başka çocuk için yola çıktım dediniz. Kesinlikle. Zaman zaman tabii evden biz helalleşerek ayrılıyoruz. Dua ederek nöbetlerimize gidiyoruz. Çünkü biz diğer kurumlardan takdir edersiniz ki çok farklıyız. Yani 7-24 çalışıyoruz. Soğuk, kar, kış demeden, gece gündüz demeden insanların en zor anlarında yanında olan bir kurumuz. Ve başınıza o gün ne geleceğini bilmeden. Bilemiyorsunuz. O yüzden helalleşiyorsunuz değil mi? Evde çocuğunuz ateşli olabiliyor ama siz başka bir çocuğun ateşine müdahale ediyor olabilirsiniz. Kurumumuz çok farklı. Biz aile gibiyiz. Yani bu idarecilerimizden tutun. Tüm arkadaşlarımız, ATT, sağlık memuru, paramedik, hemşire, şoför arkadaşlarımıza kadar bir aile gibiyiz biz. Doktorlarımızla birlikte. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dedik ya, aynı zamanda biz aslında
Yani sizlerin de ailesinden birisiyiz. Evet. Çünkü bir anda evinizin içinde bizi saat belli olmadan görebilirsiniz. Bir de şu önemli. Vatan ve millet için, bu bayrak için çalışıyoruz hepimiz. Kesinlikle. Ve bu konuda pek çok şehit bile veriyoruz değil mi? Kaybettiklerimiz var. Buradan onları da analım. Hepsine Allah'tan rahmet dileyelim. Aileleri için çok zor bir durum. Ailelerine de sabır dileyelim. Pek çok vakayla karşılaşmışsınızdır değil mi? Konya 112 olarak bizim de şehitlerimiz var. Ama evet. Türkiye çapında görevinin başında hayatını kaybetmiş birçok arkadaşımız var. En son Karaman'da bir trafik kazasına müdahale etmeye çalışırken bir 112 personeli arkadaşımızı yine kaybettik. İnsanlar bizim çok rahat olduğumuzu düşünüyorlar. İşte fazlaca maaş alıp büyük istirahatler yaptığımızı, çok fazla çalışmadığımızı vesaire. Yani aslında hak etmediğimiz birçok haksızlıkla karşılaşıyoruz. Ama şunun farkında değiller. 112'ciler yaşatmak için ölüyorlar. Yani birilerine müdahale etmek için, birilerine yardım etmek için bir şeylere koştururken, birilerine hayat olmaya çalışırken hayatlarını kaybediyorlar. Kimse bunun farkında değil. Sadece eleştiriyorlar. Eleştirmekle yetiniyorlar. Bir de şöyle bir durum var. Bizim herkese, her kuruma saygımız var. Ama birçok kurumda o görev başında ölenler, hayatını kaybedenler, şehit olarak anılırken 112'de böyle bir şey yok. Biz tabiri caizse öldüğümüzle kalıyoruz. Öldüğümüzle yaşamımızı bırakıp gidiyoruz. Hepsi tabii ki vatanı için görevde olduğu hepsi şehittir. Çok zor bir durum. Cümleniz çok güzeldi. Yaşatmak için ölüyoruz biz aslında diye. Gerçekten pek çok şeyle de karşılaşıyorsunuzdur mutlaka. Var mıdır bizimle ekranlarda paylaşacağınız, başınızdan geçen ilginç bir anı? Siz tabii sahada olduğunuz için çok daha fazlasıyla evet, karşılaşıyorsunuz. Hepsini anlatırsak şimdi bu. Birkaç tanesini paylaşalım tabii, istiyorum. Tabii. Hem bir örnek olur. Olayla çok daha iyi anlatılır çünkü. Evet. Mesela bir trafik kazası ilçede, Çeltik ilçesinde, o Konya'nın en uzak ilçelerinden biri. Orada gece trafik kazası için anons geliyor. Trafik kazasına çıkıyoruz Polatlı yolunda. Trafik kazasına ulaştığımızda hani birkaç yaralının olduğunu söylüyor o kazazedenin biri. Ama biz de hani araçta bir kişi görüyoruz sadece, annesinin ve oğlunun olduğunu söylüyor. Etrafa bakıyoruz, karanlık, etraf tarla, yani tek şeritli bir yol. Vatandaşlar zaten hani böyle biraz telaş ediyorlar, işte bunu alın götürün falan. Ama orada başka müdahale edilmesi gereken yaralı var mı? Şimdi o bizim sorumluluğumuzda. Evet. Oraya en yakın gelecek ambulans yine 15-20 dakika sürecek ilçe zaten. Arkadaşlar hani inelim tarlaya bakalım, jandarmanın yardımıyla en azından hani beyefendi belki travmanın etkisinde ama annesi olabilir, çocuğu olabilir yanında. Tarlaya indiğimizde biz oranın kavak tarlası olduğunu bilmiyorduk. Kavak tarlasıymış. Şimdi vatandaş da bize yardım etmek için herkes tarlaya indi. Herkes bağırıyor. Burada yaralı var, burada yaralı var falan. Ben diyorum bu kadar araba, o kadar kişi nasıl sığacak diyorum. Herkesin ayağına kavak çarpıyormuş. Onları da insan mı sanıyorlar? Evet, insan sanıyorlar. Yani hem böyle bir taraftan bizde... İşte o panik anında, o panik çok önemli. İlk başta da söyledik ya program başlarken, sakin olunması, doğru bilgi verilmesi çok önemli diye. Evet. Çünkü siz de şaşırıyorsunuz o anda ne yapacağınızı. Aynen öyle. Yani mesela 5-10 kişi birden bağırıyor. Burada ayağıma bir şey çarptı, burada bir kafa var falan. Ben diyorum hani bu kadar ufak bir arabaya bu kadar kişi nasıl fırlayacak oraya falan. Evet. Biraz daha dikkatli incelediğimizde hani oğlu yokmuş o kazanın, travmanın etkisiyle ama annesini işte yol kenarında eks vaziyette annesine ulaştık. Ki insanlar hani böyle şey yapsak, biz de paniklesek, orada da mı var falan desek böyle 500 metre açılan insanlar oldu. O yüzden yani... Ölüme çok yakınsınız ve pek çok hani bazı insanlar çok çabuk korkarlar ve ölüye bakmakta zorlanırlar ya. Siz hep onlarla iç içesiniz ve ölümü çok yakın hissettiğiniz için çok da farklı tefekkürleriniz oluyordur mutlaka değil mi? Tefekkür ettiğiniz, tefekkür, inancınızın kuvvetlendiği anlar mutlaka oluyordur. Evet. Ya ben kendi adıma söyleyeyim. 24 saat nöbetimiz bitiyor. Mesela hani psikolojimiz bozuluyor, biz stres altındayız falan. Yani nöbetten çıkarken hani elhamdülillah
çok şükür. Hani gördüğümüz olaylar karşısında Allah'ım hani evime gidebiliyorum, sağlıklıyım. Hani artık o duruma geliyoruz. Bizim hani böyle depresyona girmeye vaktimiz olmuyor yok, yani. Değil mi? Ya da insanların yani evinin içine kadar giriyorsunuz. Öyle şeyler görüyorsunuz ki yaşam şartlarını görüyorsunuz, koşullarını görüyorsunuz, ne durumda olduğunu. Ya da işte aile içi şiddet olabiliyor, farklı durumlar yaşanabiliyor yine. O yüzden şükür kaynağı da bir yerde. Evet. Hem çok tefekkür yapacağınız. Evet, ama bazen de bir bebek doğuyor elimizde mesela. Mutluluk. Orada da inanılmaz mutlu oluyoruz. Yani çok güzel evet, duygular zaten içerisindesiniz. Evet. Hayat kurtardıkça biz bu işten haz alıyoruz. Yani mesleki doyumumuz bu bizim. Yani. Evet. Bir kalbi çalıştırmak bizim için yani bir haz. Dünyalara bedel. Yani 24 saat nöbet tutmuşum. 24 saatin 24 saatte çalışmışım. Ama bir hayat kurtardıysam eğer bütün yorgunluğumuz gider bizim. Hı hı. Mesleki açıdan doyumumuz çünkü. O işte parayla yerine koyulmayacak. Az öderseniz mesela zorlu şartlarda biz tabii ki buyurun. Hayat kurtarıyoruz. Mesela 2 yıl önce çok yoğun bir kar yağışı olmuştu hatırlarsınız. Derbent ilçesinde biz nöbete gittik. Hı hı. Nöbette bir kar yağışı başladı. Her yer kapandı. Yani 3 kere zincirimizi koparttık. Biz zincir değiştirdik. Yani herkes evinde sıcak otururken biz çalışıyorduk. Şimdi bir vaka ihbarı geldi. Derbent'in bir köyünde bir tane tansiyonu yükselmiş hasta var. Bir tane de şekeri düşmüş bir hasta var. Biz çıktık. Tabii böyle kar var. Önümüzde şey kar küreme aracı. Ambulansa biz arkasından gidiyoruz. Ambulansı belli bir süre sonra gidemez hale geldik. Tekrar istasyonumuza döndük. Ama o vakaya gitmemiz gerekiyor. Bir traktör geldi. Biz de her yere zaten haber etmiştik. Merkezimizin de bilgisi dahilinde. Traktörle hastaya ulaştık. Neredeyse yani böyle omuzlarımıza kadar geliyor köyün içinde. İndik. Şekeri düşen hastanın şekerini yükselttik. Tansiyonu yükselmiş bir hasta vardı. Onu düşürdük. Gerekirse dedik yani burada kalalım. Yani bu vakaya da ulaştık. Ve insanların yani hayatını kurtarmak değişik bir duygu bizim için. Siz şimdi bunları anlatırken hikaye gibi geliyor bize. Evet. İşte söylediğiniz ölçüler buraya kadar kar falan diyorsunuz. Bize hayali bir şey gibi geliyor ama siz bunları içindeyken yaşadınız ve gerçekten bu şekilde müdahale ettiniz. Evet. Bir de dua alıyorsunuz ya. Çok evet, güzel bir şey. Bir taraftan da manevi tarafı da var bu çok, işin. Tabii. Aslında ilk başta 112'nin tanımını yapmıştık ya hep beraber. 112'nin tanımı aslında çok farklı. 112 en basitinden yeni doğum yaptırdığımız bir annenin kucağına bebeğini verdiğimiz anda o annenin gözlerindeki mutluluk 112. Evet. Ya da o verdiğimiz bebeğin gözlerindeki güven. Aynı zamanda ama evladını kaybetmiş bir babanın gözlerindeki hüzün. Evet. Bize sorarsanız bizim için 112 şu, hayattan kopmak üzere olan birini hayata tekrar tutundurup hastaneye ulaştırıyoruz ya. O anda 112'cilerin gözlerine bakın işte. O 112'cilerin gözlerindeki onur, gurur. İşte 112 aslında bu. Yani evet, konuştuklarımızın hepsi aslında teknik bilgiler, teknik şeyler. Ama biz aslında teknik şeylerle uğraşmıyoruz. İşin ruhu, işin güzelliği, aldığımız dualarda, konuştuğumuz insanların sonradan geri dönüşlerinde. Mesela birinin hayatını kurtarıyorsunuz. Sonrasında bir hafta sonra bir çiçek geliyor. Buluyorlar mı sizi? Tabii ki buluyorlar. Yani bu tip insanlar da var. Bize şiddet uygulayan insanların yanında bu tarz insanlar da var. Evet, doğru. Yani şöyle düşünün. Annesi, babası, işte en basitinden bayan arkadaşımız var burada, Hatice. Annesi, babası kıyamazken bir arkadaşımız başka bir şeye kızıp gelip Hatice'ye şiddet uygulayabiliyor. Hiçbir evet, şey yokken ortada. Evet. Yani ki Hatice orada zaten onun için var. Evet. Bunu anlaması lazım aslında aynen değil mi? Aynen öyle. Yani nice Hatice'ler, nice Ayşe'ler, nice Ahmet'ler hepiniz zaten kurtarmak için oradasınız. Ve ama tabii bunu algılamak herhalde eğitimle mi olacak ya da
bizim gibi böyle programlarda bunları açıklayarak sunacak. Evet, size çok şişiyor. Umarım sonlanır. Umarım tabii ki medya olarak biz de bunun sorumluluğunu taşıyoruz. Değişir diye düşünüyorum. Biz özellikle KonTV'den şunu isteyelim. Genellikle 112 kanallarda şey olarak geçer. İşte geç kaldılar. Yetişemediler. Bizim sadece bunların bu tarz olaylar aslında olmuyor. Yani bir algı yaratılıyor. Birebir de bizim karşılaştığımız olaylar da var. Yani benim yanımda olmuş bir olaya ambulans, ben ciddi ciddi dakika tuttum. Muhtemelen arkadaşlar geçiyorlardı. Üçüncü ya da dördüncü dakikada oradalardı. bir vatandaşımız kalktı, direkt bir saat oldu neredesiniz diye tepki göstermeye başladı. Şimdi eğer medya mensubu arkadaşlar, ablalar, abiler bunlar yerine gerçekte olmuş olayları daha çok dikkate alırlarsa insanlar da bizi daha net anlayacaklardır. Tabii ki pek çok gönüllü insan var bu konuda, size dediğim gibi. Artık gönlünü, canını, başını vermiş, paranın hiçbir önemi olmayıp sadece yaşamı önemsemiş insanlar var. Belki de o suistimal edilebilecek olanlardan bahsedilmiş. Hepsini kapsamaz çünkü bu. Bazen de mesela ya kapıda mı bekliyordunuz, ne çabuk geldiniz falan diyorlar. Var, değil mi? Aynen öyle. Süre zaten uzun değil. Yani süre kişiye, uzun geliyor. Kişiye göre uzun. Acısı olana göre uzun, çabuk bekleyen için uzun ya da ulaşmak isteyen için kısa. Değişiyor yani ya bunlar. Biz bile telefonu kendimize kapatıyor. Tepki gösterebiliyoruz. Yani adresi veriyoruz. Telefonu kapatıyoruz. İşte ambulans çıkmış oluyor zaten. Bir dakika içinde tekrar arıyor. Nerede kaldınız diye. Çünkü o an demek ki uzun bir an. Evet. Sizin gibi gönüllü, işini seven, vatanına, milletine hizmet eden kişiler hep var olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün biz sizinle olmaktan dolayı. Biz teşekkür ediyoruz size. Ülkem adına da gurur duyuyorum sizinle. Çünkü siz de bu millet için çalışıyorsunuz. Gücünüz, kuvvetiniz çok olsun. Allah evlatlarınızda bağışlasın. Allah razı olsun. Sağ olun inşallah. Çok memnun oldum. Sağlık Bakanlığı'nın da bir sloganı var. Yaşama yol ver diye. O aklında kalsın. Tüm izleyenlere. Evet, yaşama yol ver diyerek bitirelim o zaman biz de bugün. Bir de şunu söylemeden geçmeyeyim. Mutfağa ilerlerken Hanım Eli mutfağında bugün tatlı konuştuk, tatlı yaptık dedik ya programın başında. Bütün noktalarda olan 112 acil servis hizmeti yapanlar Konya'nın her yerinden yemek bekliyoruz. Lütfen söyleyin Ayşegül Hanım dediler. Nerede görürseniz bu çalışanları bir kap yemek, bir kek, bir pasta, bir şey lütfen iletin onları. İstiyorlar ya, biz kabul ederiz, yeriz diyorlar değil mi? Bayramlarda falan şeker ikram ediyorlar ya, ben en çok bayramları seviyorum ben. Ne güzel. İşte istiyorlar yani, yemek olur, şeker olur, tatlı olur, hiç fark etmez. paylaşmış da olursunuz. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. O bütün kocaman ekibinize, o arı kovanındaki bütün çalışanlara lütfen bizden de selam gönderin. Başarılarınız daim olsun, yolunuz açık olsun diyorum. Çok sağ olun, teşekkürler. Şimdi mutfağımızda ilerleyelim, bakalım bugün hangi lezzeti yaptık. Ve birlikte şimdi çaylarımızı tazeleyip biz de programdan sonra tadacağız, yiyeceğiz hepsini. 112 acil servis hizmetleri 2016 itibariyle ilk defa bu hafta kutlandı. Geç bile kalınmıştı. Onlar bizim değerlerimiz, vatanı milleti için çalışan insanlar. Hepsine buradan sevgilerimi yolluyorum. Ve Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlara da saygılar sunuyorum. Bugün bu farkındalığı yaratmak için, göstermek için Hanım Eli ekranlarında onları ağırladık. Dedik ki yaşam vermek için yola çıktılar ve yaşama yol ver sloganıyla da bizimle birlikte oldular. Lütfen farkındalıklarımızı biz de arttırmış olalım diyelim. Hanım Eli mutfağında bir taraftan da onlar için güzel lezzetler yaptık. İşte ülke böyle incilerle, simlerle, sanki bir kuaför edasıyla. Kuaför edası olmuş, evet. Çok güzel, güzel değil mi? Harika olmuş. Hepsi gıdası şeyidir ama. Süsledi, çok güzel oldu. Eline sağlık, çok teşekkür ederiz Ülkücüğüm. Krep yaptık aslında ama küçük krepler. Hemen şöyle bize anlatır mısın kısaca? Hemen geçeyim Ayşegül. Malzemelerimiz neyimiz vardı? İki tane yumurtam vardı. Evet. İki yemek kaşığı toz şeker. Bir su bardağı süt. Tahin vardı. Pekmez vardı. İki yemek kaşığı kakao. Üç fincan da unumuz vardı. Kahve fincanı. Bunları güzelce normal bir krep hamuru yaptım. Çırptım. Evet.
Sonra da yağlamadan tavayı kesinlikle, tavanın üstünü bir yemek kaşığı kadar krep malzemesi döktüm. Böyle kaşığın arka tarafıyla yaydım. Küçük ne gibi diyeyim yani, öyle çok tabak büyüklüğünde de değil, çay tabağı büyüklüğünde evet, de. Evet değil, daha o kadar küçük, da büyük değil. Evet, krepler yapıp sadece tek yönlü pişirdim Ayşegül. Göz göz olduktan sonra ocaktan aldım. Kenarlarını şöyle kapattım ikişer taraftan. Daha sonra içine krem şantilerini ilave ettikten sonra tabii bir de kuaföre girdi. Evet, bu incileri, simleri evet, görüyorsunuz. Şimdi biz de bu güzel yaptığın lezzeti bütün reji ekibi, kameramanlarım ve bugünkü konuklarım, 112'den gelen konuklarımla birlikte afiyetle yiyeceğiz. Sizler de lütfen yapın. Güzel lezzetlerle, o güzel sofralarınızla, çocuğunuzla, çoluğunuzla, sevdiklerinizle güzel masalarda afiyet olsun diyelim şimdiden. Ülkücüm eline sağlık. Afiyet çok olsun teşekkür herkese. Ederiz. Yarın bakalım hangi lezzetle birlikte olacağız sizlerle. Saatler onu gösterdiğinde, ömrümüzde olursa sizle birlikte olacağım. Yarına kadar Allah'a emanet olun.